Karmobil'den herkese saygılar, sevgiler. Bugün 3 Kasım 2024 Pazar. Her pazar olduğu gibi pazar da Adana Araba Pazarı'ndayız. Pazarın geçtiğimiz haftaki kalabalığı bu hafta da var. Şimdi videonun son kısmında söyleyeceğim ama şimdiden böyle meraklı izleyiciler için fikrimi söyleyelim. Piyasadaki bu canlılık, bu hareketlilik böyle devam ederse pahalı olan otomobillerin fiyatlarının çok artacağını düşünmüyorum. Bunu videonun son kısmında biraz daha detaylı değineceğim. Ama özellikle fiyatı 400-500 binlerin altında olan otomobillerde bir fiyat artışı olabilir arkadaşlar. Burada benim amacım şey değil. Hani piyasaya hani böyle kimse şey yapıyor. İşte piyasa şöyle olacak, böyle olabilecek diye değil. Ben gerçek piyasa analizini zaten burada en ufak bir çıkarım ya da faydam yok durum şeyinde değilim. Yani spekülatör değilim durumu. Videonun son kısmında nedenleriyle birlikte açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi bu hafta da çekmemi istediğiniz modelleri lütfen yoruma yazın. Denk geldikçe, buldukça sizler için çekip yorumlamaya çalışayım. Karmobil kanalı canım penceresi ve otopazarı kadar eski ve onlar kadar çok abonesi olan kanallar değil. Kanal değil. Bu yüzden bu kanala da abone olarak destek verirseniz beni memnun edersiniz. Şimdi bu pazar, bu hafta hangi modeller var? Piyasa nasıl? Durum nedir? Hadi gelin hep birlikte bakalım. A3 sedan dizel otomatik satan arkadaş diyor ki motor kaputunda boya var, yanlarda da yani toplamda arabada 3-4 parçasında boya varmış. 10.000 civarında da hasar kaydı varmış. Çizgileri net, lastikleri yeni durumda. Şöyle şu açıdan da çekeyim, A3 çekmemi isteyen olmuştu. Çünkü 1 milyon civarında ortalama hani böyle elbette durumuna, motor seçeneğine, kilometresine göre değişir ama 1 milyon civarında bulunabilecek gösterişli olan otomobillerden biri. Bu da 2015 modeli. 190 bin kilometre demiş. 970 bine fiyat yazmış. Çok temiz, bakımlı, takas olur da denmiş. Şurada satan arkadaşların iletişim bilgisi paylaşılmış. Bunu bir açabilir misiniz rica etsem? Şöyle bir içinde hemen bir çekeyim. İçinde de hani dışarıdan görüldüğü gibi bir kusur görünmüyor. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Koltuk kulpları falan gayet yerinde. Bunlar da ekran şeyden çıkıyor, göğüsten çıkıyor. A3 bu şekilde. Bir tane daha beyaz vardı. Onu da A3 arayanlar için özellikle çekeceğim. Peugeot 301 arkadaşlar. Hemen gelin. Şöyle dışarıdan bir baktığımda çok büyük kusurlar göremedim. Kapı çamurluk çizgisinde, kapıların arasındaki çizgilere bakılması gerekiyor. Üzerinde kışlık lastikler var. Adana plakalı ama Adana arabası değil. 2016 model, 174 bin kilometredeki kilometresi bu çok yüksek sayılmaz. Elbette 8 yaşındaki bir otomobil için yıllık 20 bin ortalama yapmış. 479 bin, 480 bine yakın da bir fiyat yazılmış. Telefon bilgisini çok net göremedim. Şöyle içi açıksa hem telefon bilgisini çekeyim hem de içini sizlerle paylaşayım. Gördüğüm kadarıyla şu camları da orijinal ama içi açık değil. Camlarla ilgili şöyle, şimdi ben bir dakikada bir otomobile bakacağım zaman otomobilin çizgilerine, genel olarak karoser yapısına, camların orijinalliğine bakıp bunları görüyorum. Burada elbette yanılma payım da olabilir ama bir dakikada ilk bakacağınız şeyler, bir fikir oluşması açısından bunlar olabilir arkadaşlar. W203 arkadaşlar. Şimdi şu far tasarımını açıkçası Mercedes böyle ilk çıktığında bunu 202'lerden sonra böyle çok devrimmiş gibi lanse etmeye çalıştı. Halkta da ilk başta ilginç karşılandı. Chery'de falan da bunların bir çakması oldu ama tasarım olarak ben beğenmiyorum. Ama nihayetinde şöyle bir gerçek var. Bu otomobil bir Mercedes. Ve şöyle bir piyasada hep bir şey lafı vardır. Sözü vardır. İşte Mercedes E serisinden başlar. Mercedes aslında C serisinden başlar. Bunun da nedeni şudur. Bu sözün doğma nedeni. 1997 yılına kadar Mercedes'te C serisi vardı. A serisi, B serisi. Hani 96, 97, 95 yıllarından sonra geldi. Bunlar gelmeye başladıktan sonra insanlar da Mercedes C serisinden başlanır denir ve C serisinde de elbette E serisi kadar yüksek bir konfor yoktur ama genel olarak Mercedes ruhu sonuna kadar vardır. Bu araba 2002 model, 334 bin kilometrede 610 binle fiyat yazılmış, kompresör, kırmızı motor, 170 beygirin üzerindedir diye tahmin ediyorum. Kapılarda çıtı altında boya varmış. Daha doğrusu hani kapıların hangileri yazılmamış ama bir de arka iki çamurluğu boyalıymış. 610 binle fiyat, iletişim bilgisi de burada paylaşılmış. Arabanın lastikleri gayet yeni. Üzerinde lastikler var. Lastik, jantlar belki boyatılabilir ama kasa olarak bakıldığında gayet diri, gayet net duruyor. Hani Mercedes'in kalitesini zaten burada normal bir şekilde bakıldığı zaman kasasının o rigidliğini korumasından da hepimiz biliyoruz arkadaşlar.
efsane olmuş diyebileceğimiz bir model. Golf 4'ün otomatiği 238 bin kilometredeymiş. 2004 model. Otomatik şanzımanlı, hasar kaydı yok. Fiyatı 440 bin lira. İletişim bilgisi burada ve burada paylaşılmış. Arabanın yan taraflarında güneş yanıkları var. Lastikleri yeni durumda. Motor kaputu, tavan boyası gayet düzgün. Şöyle bir de arka açıdan bakayım. İçi de dışarıdan göründüğü kadarıyla şey değil. Arka tamponlarının bir tamiri. Yani bir makyaja, bir bakıma ihtiyacı var. Şuradaki şey de boya farkı da muhtemelen güneş yanığından kaynaklı. Bir de motor şey kapıda şöyle bir korozyon başlangıcı var. Şimdi bu yumurta kasa klimalı ama satan arkadaşlar dedi ki klimasının gazı yok. Benim de hani bu muhabbetimi hep biliyorsunuzdur. Satan arkadaşlar da bunu biliyor. Dedim ki o zaman kliması sizden olsun, sadece gazı yok. Dediler yazın zaten biniyordu, kliması çalışıyordu. Klimasının gazını da tamamlatıp klimayı çalışır halde teslim ederiz dediler. Araba klimalı olarak kabul edilebilir. Hidrolik direksiyon, cam otomatiği var. Buraya 195 bine fiyat yazılmış. En son klimasının bakımı, gazı da dahil 182 bineye bırakacaklarını söylediler. 95 model. Tüp gazını da yeniymiş. Hidrolik direksiyonu burada yazmışlar. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Az önce bir tane çektiğim vardı, 98 model. Kırmızı olan, onun kasa daha iyiydi, boyası da daha iyiydi ama onda klima yoktu ve 205-215 bin fiyat yazılmıştı yanılmıyorsam. Şahsen ben klimalı olanı biraz daha tercih ederim. Bir tane daha A3 var demiştim ya, bu da beyaz A3'ün sedanı, bu üstelik sunrooflu olan versiyonu. Böyle noktasal ufak şeyler var, şura çamurluk falan boyalı. Ama tabii detay dediğim gibi bilmek lazım. Satan abi bir görürsem şey yaparım. Buna da 1 milyon 25 binle fiyat yazılmış. 235 bin kilometrede. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Dediğim gibi 1 milyona civarı bütçelerde. Özellikle hani 30 yaş civarı, 30-40 yaş arası kişilerin böyle heveslendiği bir otomobil. Tercih etmeye çalıştıkları bir otomobil. Şöyle bunu da bir için çekeyim. Bunun içi de 5. İçi bu şekilde. Bunun içi daha güzel ondan döşeme olarak diğerinden. Ama sanki o biri biraz daha diri duruyordu. Tabi burada çok detay bilmiyorum. Dışarıdan bakıldığında bu A3'ün dizeli de bu şekilde. Focus dışarıdan bakıldığında 965 bine fiyat gördüm. Biraz yüksek gibi görünüyor. Son dönemdeki hani piyasada diyorum ya, böyle ortalama genel olarak bir %15-20 düşüş vardı son 6 ayın dönemi için. Bu yüzden hani 800-850 bin civarında ortalama durumdakiler bulunabiliyor. Tabi boya azalıp ya da boyasız olduğu zaman ya da kilometre düşük olduğu zaman fiyatlar doğal olarak artıyor. Bu araba da 135 bin kilometrede titanyum X donanım, en dolu olan versiyonu ve boya yokmuş, değişen yokmuş, hasar kaydı yokmuş. İletişim bilgisi şöyle şurada paylaşılmış. Bu yüzden fiyatı 965 bin lira. İllaki pazarlık payı vardır. Sunroof zaten titanyum X'lerde X'in farkı herhalde sunroof oluyordu. Bir de bir aksesuar daha oluyordu. O şu an aklıma gelmedi. Lütfen bilen arkadaşlar yazsın arkadaşlar. Titanyum'la Titanyum X farkı. Sembol arayanlar için iki tane var ama diğerinde şey yazılmamış, etiket paylaşılmamış. Hemen buna da 580 binine yazılmış. 2016 model yeni kasa, 193 bin kilometrede. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Boya değişen bilgisi paylaşılmamış. Arabanın dışarıdan yaşına göre gayet net diri durduğunu söyleyebilirim. Şu kapı birleşim aralarında ufak bir şey var, çizik var arkadaşlar. Ankara plakalı Audi A3 Sportback, 5 kapılısı yani. Bu araba ağır hasar kayıtlıymış. Şimdi sahibinin verdiği bilgiye göre çamurluk değişmiş, 3-4 parçasında da boya varmış. Motor kaputu da boyalı parçalardan biri. Şimdi hem ağır hasar kayıtlı hem motor kaputu boyalı olduğu zaman direkt ben şunu soruyorum. İşte şasisinde bir işlem var mı? Hava yastığı açmış mı? Verilen bilgiye göre hava yastığı da açmamış, şasisinde de bir şey yokmuş. Ve ilan fiyatına en son, yani ilanda da paylaşılmış bu otomobil, ilan fiyatında 650 bine yazılmış. Burada 585 bine yazılmış. 580 bine son oluru var dedi satan arkadaş. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Manuel şanzımanlı 1.6 115 beygirlik versiyonu. İçi bu şekilde arkadaşlar. Direksiyon kaplaması bence güzel yapılmış. Renk olarak söylemiyorum. İşçilik kalitesi yüksek. Vites topuzu belki daha iyi olabilirdi. Bir de ekran var. A3'ü şöyle bir de arkadan çekeyim. Arkadan bakıldığında, şimdi ağır hasar kayıtlı denildiğinde biraz hepimizin endişeleri oluyor. Bu yüzden biraz daha detaylı bakılması lazım. Ama dışarıdan nihayetinde bir Audi gösterişliliğine sahip. iX35 arkadaşlar. 13 bin lira civarında hasar kaydı varmış. Ön 3 parça boyalıymış. Arka bagaj kapağı da
değişmiş arkadaşlar. Şimdi ön üç parça boyalı olduğu zaman satan abiye ben sordum. Kendisi bilmiyor. Daha öncesinden gerçekleşmiş ama ön üç parçanın boyası aynı kazada, tek kazada olmuşsa belki biraz daha hasar büyük olmuş olabiliyor. Bu tabii hani net bir şey değildir. Net böyledir diyemeyiz ama genellikle böyle oluyor. Parça parça örnek veriyorum, şu sağ çamurluk bir küçük bir sürtünmeden kaynaklı boya oldu. İşte belli bir süre sonra sol oldu veya kaput oldu. Bu tür farklı zamanlarda olmuşsa hasarı büyük olmayabiliyor. Satan abinin söylediğine göre hava yastığında açma şaselerinde herhangi bir kusur yokmuş. 2014 model 97 bin kilometrede 925 bine fiyat yazmış. 5 bin pazarlık payı olduğunu söyledi. Şurada da iletişim bilgisini paylaşmış. Şöyle bir içinde çekeyim. Otomatik şanzıman. Hyundai'ler böyle hep donanım yönünden yeterli olan otomobiller. Elektrikli koltuk ısıtma var. Otomatik şanzıman, dijital kliması var ilk gördüğüm. Kararan dikiz aynası falan var. Şöyle bir kapı hissiyatına, şimdi bazen takılıyorlar kapı hissiyatı. Bir dakikada nelere bakabiliyorsam ona bakıyorum. Genel olarak bir fikir oluşabilmesi için. Burada önemli olan ilk bakışta tabii siz de bunlara bakabilirsiniz. Ayrıyeten detaylı olarak ustasına, ekspertizine götürmek gerekiyor. Üzerinde 17 inçlik 225 taban lastik var. Lastikleri de son derece yeni, belli binici arabası. Piyasanın kızgın dönemlerinde B6 Passat'ların fiyatları böyle 600 binin üzerlerine çıkmıştı. 650 bin isteyenler falan vardı. Şimdi piyasa dengeye düştü. Muhtemelen 500-550 bin bandında ortalama durumda olanları bulunabiliyor. Tabi burada otomobilin kilometresi, durumu, işte motor modifikasyonu, donanımı, bunlar hepsi fiyatını etkileyen unsurlar. Bunda da 2007 model Highline donanım 2.0 TDI dizeli 170 beygirlik olan modifikasyonu. Yani en güçlü Passat'lardan birisi ülkemiz piyasa koşullarında. 595 bine fiyat yazılmış. Bel altı boyalıymış. Otomatik şanzıman muayenesi yeni. Parça parça 60 bin liralık bir kaydı varmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Arabaya dışarıdan bakıldığında boyası falan düzgün yapılmış. Hakkını vermişler usta. Bakımlı da duruyor. Özellikle yaşına kıyasla. 60 bin liralık hasar kaydı önemsizdir diyemem. Burada hasar kaydının tarihi önemli. Yani örnek veriyorum, 2021 yılından önceki bir 60 bin liralık kayıt, tabii bu parça parça, genel olarak bunu değerlendirmek lazım. Tutardan bağımsız. Tarihine göre hareket etmek lazım. Burada otomobil alırken hasar kaydında buna dikkat edin. B6 Jetta'da, özür dilerim, B6 Passat'ta böyle piyasada yedek parça fiyatları bakımından B7'den daha pahalı yedek parçaları var. Burada bir olumsuzluğu var. Passat gibi bir otomobilde 60 bin liralık hasar kaydı çok büyük de olmayabilir ama eski tarihli büyük de olabilir. Buna tabii tarihlere, sorguya, parça değişimlerine falan bakmak alıcı için yararlı olur genel olarak. 307'nin tavanında folyo var. Bel altında böyle çizgilerinde ufak tefek kusurlar var diyebilirim. Lastikleri ortalama seviyenin bir tık üzerinde. Fiyatı 282.500 lira. Dizel XR donanımı, lokal boyalı, hasar kaydı yokmuş, eksper garantiliymiş. Ve 235 bin kilometre, yani garanti de, bu da garanti kapsamında giriyorsa, bunu hep videolarda söylüyorum. Piyasada 10 yaşını geçmiş otomobillerde kilometre düşürme çok yaygın bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu otomobil özelinde söylemiyorum, vardır yoktur ve bunların tespiti de zor olabiliyor. Kilometreye de garanti veriyorlarsa bir değerlendirilebilir bence. Şimdi Clio 3'lerin ortalama piyasa fiyatları böyle hep 350 binin üstünde başlıyor. 400 binde falan isteyenler de var son dönemlerde. Buna herhalde 300 binin altında bir fiyat yazılmış. Bunun nedeni komple boyalı olması. Bir masrafı, kliması falan çalışıyormuş. Bir masrafı var mı diye sorduğumda, yani bakıma girer, şey olur, bir otomobil aldıktan sonra 10-15 bin liralık masraf etmek aslında günümüz piyasa koşullarında çok absürt bir şey değil. Bu yüzden nasıl bir otomobil aldığınızla da ilgili bu. Aldığınız otomobilde bunları bence göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Araba 2010 model, 1.5 dizeli, hasar kayıtlı, komple boyalı ve 297.500 lira fiyat yazılmış. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Şimdi Clio'lar için ben hep şunu söylüyorum. Ekonomik otomobillerdir, çok sorun çıkartmazlar, yedek parçası boldur, ucuzdur ama ağır hasar kayıtlı ya da hani kondisyonda sıkıntı olan bir modeli alıp da masrafsızlık beklemek çok doğru olmaz. Bu yüzden bunları göz önünde bulundurarak da değerlendirme yapmak gerekir. Şimdi bu haftanın da pazar videosunun sonuna geldik. Normalde ben bu saatlere kadar kalmıyordum. Saat 1 civarı. 12 gibi falan gidiyordum. Bugün
Pazar geçtiğimiz hafta kadar kalabalık değildi. Fakat son dönemlerle kıyasladığım zaman son dönemlerden daha da kalabalıktı. Net bir şekilde. Piyasada burada yaklaşık işte 8 gibi geldim. Saat 1 neredeyse 5 saat vakit geçirdim. Bu geçirdiğim vakit zarfında insanlarda da böyle kamera çekimlerine yansımasa da sohbet ettiğimde alıcıyla satıcıyla alımda şöyle bir şey var. Şimdi birçok kişi bazen yorumlarda şöyle yorum yapıyor. İşte insanlarda param var araba alsın gibisinden. Bunlar çöp gibisinden. Şöyle bir gerçek var. Elbette her zaman parası olanlar vardır ve elbette otomobile ihtiyacı olanlar da vardır. Bunların sayısı son dönemlerde artmış durumda. Bu yüzden pazar canlı. Piyasada canlı. Genel olarak. Özellikle yılbaşından şu döneme kadar, son bir yıllık dönem için net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Piyasadaki hareketlilik bu şekilde devam ederse, videonun baş kısmında Canım Penceresi kanalında söylemiştim ya, özellikle 500 bin lirayı geçmeyen otomobillerde, 400-500 bine kadar olan otomobillerde fiyatların biraz artacağını düşünüyorum dedim. Bunu söyleme nedenim şuydu arkadaşlar. Şimdi ikinci el genç otomobillerde bu ay, Kasım ve Aralık ayı bayilerin indirim yapacağı aylar, dönemler. Bundan dolayı genç olan otomobillerin fiyatında açıkçası böyle çok dişe dokunur büyük indirimler, düşüşler beklemiyorum. Fiyat artışları da beklemiyorum. Benzer seviyelerde paralel olarak ilerleyecektir önümüzdeki işte Aralık ayı yıl sonuna doğru diye düşünüyorum. Fakat değeri böyle daha işte 400-500 bin liranın altında olan otomobillerde piyasadaki talep artışından kaynaklı bir fiyat kıpırdaması olacaktır. Bunu ben kesinlikle bu konunun tarafı değilim. Nihayette tamamen piyasa arz ve talep dengesi üzerine kuruluyor. Ve burada yani fırsattan istifade eden fırsatçı diye eleştirebilirsiniz, şey yapabilirsiniz ama bunlar piyasanın gerçekleri. Talep arttıkça ister istemez otomobil satıcıları da otomobil fiyatlarını yükseltecektir. Şimdi bazı yorumlar okuyorum ya da bazısı işte soruyor, söylüyor pazarda da. Ya diyor araba diyor 3 aydır pazarda doğru düzgün arayan da yok. Ya da ilanım işte 1500 lira ilan parası veriyorum. 2 aydır 3 aydır ilanda arayan soran doğru düzgün yok diyor. Şimdi böyle durumlar da gerçek. Fakat burada şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bir otomobil alırken insanlar emsallerine bakıyor. Sizin örnek veriyorum. Şimdi FB7 kasa şu karşıda bir tane duruyor. Hep Honda'dan takılırım. Şahsen 2013 model bir otomobil için ben 700-750 bin lira Honda olduğu için belki veririm. Fakat siz bunu 850-900 bin lira yazarsanız bunun fiyatını ki böyle ilanlarda da şey var ya hani 3 aydır kimse aramıyor, 5 aydır şöyle olmuyor, yaprak kıpırdamıyor diyenlerin hepsi otomobilin markası modeli ne olursa olsun ya da Egea diyelim emsalleri 550 bin liraya satılırken kendisi 640 bin lira yazmış, 650 bin lira yazmış. Bu kişilerin otomobilleri elbette satılmıyor. Bunlara soracak olursanız piyasa durgun. Fakat piyasanın gerçeği böyle değil. Piyasa durgun falan değil. İnsanlarda ihtiyacı olanlarda otomobil alımı söz konusu. Zaten TÜİK verileri de, piyasa verileri de bunu net bir şekilde söylüyor. Bunları zaten paylaşmıştım ben. Net resmi verileri. Bu ayın TÜİK verileri, ikinci el verileri açıklandığı zaman ayın 20'sinden sonra onu da sizlerle paylaşırım. Dediğim gibi genç olan ikinci el otomobil fiyatlarında bir yükselme olacağını tahmin etmiyorum. Fakat piyasa böyle canlı gitmeye devam ederse bundan istifade edip fiyatları yükseltmeye çalışanlar söz konusu olacaktır. Bu anlamda sizlere tavsiyem de şu arkadaşlar. Otomobil alacaksanız acele edin falan demiyorum. Bunu kesinlikle yanlış anlaşılmasın ve bu kesinlikle göreceli bir durum. Kişiden kişiye göre değişen bir durum. Sizin otomobile olan ihtiyacınızla ilgili. Otomobil alım süreciyle ya da satım süreciyle çok uğraşacak bir durumda değilseniz, otomobil gereksiniminiz varsa, yeterli bütçeniz de varsa, otomobili aldıktan sonra sağlıklı bir şekilde yürütecek ekonomik güce de sahipseniz, otomobili doğru yani kafanıza yatan, ihtiyaçlarınızı karşılayan otomobili bulursanız eğer, böyle çok daha böyle kılık kılık yarmadan alın. Çünkü bir ay sonra belki özellikle fiyatı 500 bin liranın altındaysa aynı fiyatlara bulamayabilirsiniz. Bu benim nacizane tavsiyem. Genç otomobil alacakları da öncelikli olarak tavsiyem şu arkadaşlar. Özellikle 2020 üzeri otomobil bakıyorsanız bunlarda kesinlikle hiç acelece etmeyin. Muhakkak bayi gezmeye başlayın. Alternatif olabilecek marka modelleri de gezin. Bayilerde bu aydan itibaren dişe dokunur ciddi indirimler olacağını düşünüyorum. Geçmişte bu böyle olmuştu. Normal piyasa koşullarında bu yıl da böyle olacaktır. Onun dışında piyasada böyle daha doğrusu video yorumlarında ben yorumlarınızın hepsine özen gösteriyorum ve hepsini okuyorum.
Bazen cevap vermediklerim oluyor. Ama geneline cevap veriyorum. Şimdi yorumlarda aynı sorular geliyor. Son dönemlerde sıkça gelen soruların başında da işte abi 300 bin lira var, 400 bin lira var. Hangi arabayı alayım? Ya da diyor ki şey, abi ben i20 mi alayım, Clio mu alayım? Ya aslında i20 ile Clio arasında böyle büyük bir farklılık yok. Temel olarak ikisi de baktığınızda B segmenti, gençlere hitap eden, ekonomik olarak mantıklı, az tüketen, çok sorun çıkartmayan otomobiller. Bu tarz otomobilleri alacaksanız o otomobillerin ikinci elde sıfırında bunu tartışırsınız. Sıfırında liste donanımını önünüze koyarsınız. Bayi avantajını, fiyatını önünüze koyarsınız. İkinci elde değer kayıplarını göz önünde bulundurursunuz. Ve zevkinizi de eklersiniz, tercih yaparsınız. Fakat ikinci eldeki durum böyle olmaz. İkinci eldeki durum Clio'nu diyemezsiniz, i20 de diyemezsiniz. Clio'nun temizi denk gelirse, makulü denk gelirse Clio'ya yönelirsiniz. i20'nin temizi denk gelirse ona yönelirsiniz. Bir diğer taraftan şöyle sorular da çok geliyor. Abi işte benim 400 bin param var. Acaba Connect mi alayım diyor, Linea mı alayım diyor. Bunlar karşılaştırılacak otomobiller değil. Yani tamamen farklı sınıflara hitap eden otomobiller, farklı ihtiyaçlara hitap eden otomobiller. Bu durumdaysanız da size öncelikli olarak tavsiyem sizin ihtiyaçlarınızı net bir şekilde belirleyip ona göre tercih yapmanız. Yani ben dahil hiç kimse bu işten biraz anlıyorsa bir şeyle Fiorno'yla ya da Connect'le Linea'yı karşılaştırmaması gerekir. Tamamen farklı olan otomobiller. Burada her ikisinde avantajı ayrıdır, dezavantajı ayrıdır. Bunlar size ne kadar uygun buna göre tercih yapın. Diyeceklerim bu kadar. Yakında dediğim gibi eğer veriler netleştikçe sizlerle paylaşacağım ayın sonuna doğru. Bayilerle de görüşeceğim. Bu ay biraz fazla video gelir diye umuyorum inşallah. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya çekmemi istediğiniz modelleri yoruma yazın. Denk geldikçe buldukça çekip sizler için yorumlayacağım. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşça kalın.